Şimdi verdiğimiz sözü tutalım. Ali Mahir Başarır Bey bizimle olacak. Ali Mahir Başarır Bey'e soracağımız şey de belli. Ali Mahir Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi Ali Mahir Bey, ben Aydın Ayaydın Bey'i arıyorum ama bir türlü ulaşamadık. Şöyle bir sorumuz var. Siz diyorsunuz ki bu diploma yok. Ben herkesi gördüm, bir tek diplomayı görmedim. Erdoğan'ı da okulda gören kimseye de rastlamadım. Doğru mu? Hayır, öyle söylemiyorum. Nasıl efendim, söylüyorsun? Bakın, Edremit Kitap Fuarı'nda konuşmamı yaptıktan sonra vatandaşların sorularını aldık. 5 tane soru alalım dedik. 2 tanesi bu diplomayı sordular. Ve orada bir cevap verdim. Dedim ki bakın, bir hukuk devletinde bir kişinin iradesine ya da bir kişinin tanıklığına böyle bir konuda başvurmayız. Yüksek Seçim Kurulu ya da beyefendi diploma tartışmasından dolayı çıkartır. Benim diplomam bu der. Tartışma biter dedim. Ama işte kendisinden 3 yaş büyük bir hocası, işte ben biliyorum ya da bir askerlikteki bir üniforması delil gösterilerek bu geçiştirilemez dedim. Normalde kendisinin bu kadar tartışılan bir konuda çıkar, diploman bu da, ben de bunu her yerde paylaşırım dedim. Bunu veremezse ya da iktidar değiştikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'na bunu sorduğumuzda diploma yok derlerse bu bir rezalettir ve bunu her yerde konuşuruz dedim. Kullandığım cümle bu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bakın, diploma da resmi bir belge. Resmi bir belge olduğu için ya üniversite ya Yüksek Seçim Kurulu ya da beyefendinin kendisi bunu sunmalı. Bunu üçüncü bir kişinin tanıklığına bırakmamalı. Kaldı ki Aydın Hoca ile kendisinin arasındaki yaş farkı 3. Onu da sorgulamak istemiyorum. Onun beyanlarına da saygım var. Ama burada konunun muhatabı Aydın Hoca ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın askerlik yaptığı dönem değil. Burada bir belgeyi görmek istiyor herkes. Milyonlar merak ediyor. Bu merakı da gidermesi gereken kişi Cumhurbaşkanı'dır. Zaten anayasaya göre de aslında bunu göstermek zorunda. Çünkü bir kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için seçildiği dönemde 40 yaşında olması, üniversite mezunu olması, işte bir sürü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması bir sürü şart var. Ali Mahir Bey, Ali Mahir Bey bir dakika. Şimdi bu meseleleri çok tartıştık ve şuraya kadar size %100 katılıyorum. Normalde böyle bir belgenin hiç olmazsa Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olması ve Yüksek Seçim Kurulu'nun siz milletvekillerine gösterebilmesi gerekir. Kaldı ki tabii. Sayın Erdoğan'ın da bu konuyu, bu tartışmayı bitirmesi mümkün. Lakin burada bence ilginç olan bir tablo var ve size Twitter'dan sert tepki veren ve TT olmaya neden olan durum şu. Aydın Ayaydın Bey, Kemal Kılıçdaroğlu döneminin birinci dönemi milletvekillerinden biri. Ve o dönem merkez sağın önemli siyasi figürlerinden biri, benim de tanıdığım bir kimse. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir ismi milletvekili yaptığına göre güvenmiş demektir. Bir, siz Sayın Aydın Ayaydın'ı aradınız mı eski bir milletvekiliniz olarak? İki, Sayın Aydın Ayaydın niye bugün çıkıp Ali Mahir Bey haklıdır ya da haksızdır demez? Çünkü şu bile yetmiyor. Aydın Ayaydın Bey kendisinin hocası olsa bile bu da diplomanın olduğu anlamına gelmez. Okulda okursunuz, diploma alamazsınız. O da ayrı bir şey. Kaldı ki bu aradaki 3 yaş fark tartışmaya açık ama öyle bir şey olur ki benim gibi tembelsinizdir ya da çalışmak zorundasınızdır ya da yeteneksizsinizdir, kafanız çalışmaz. 20 sene okursunuz, geriden gelenler sizi de geçebilir. Ama bunları söylemeye muhtaç Aydın Bey. Siz niçin Aydın Bey'i aramıyorsunuz? Şimdi arasanız mesela, o da konuşsa iyi olmaz mı? Efendim, ben Aydın Bey'i niye arayayım bu konuda? Bu konuda dediğim gibi Aydın Ayaydın benim muhatabım değil ki. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu aramak isterim ki bilgi vermedi. Ben Cumhurbaşkanı'nın sunmasını isterim. Üniversite rektörlüğünün sunmasını isterim. Ben Aydın Bey'in bu konuya taraf olmasını da doğru bulmuyorum. Ben onu aramam da, çünkü benim bu konudaki dediğiniz gibi muhatabım Aydın Ayaydın değil. Ben Aydın Ayaydın'ı hiç tanımam. Evet, milletvekilliğimizi yapmış. Meydan bilirim kendisini. Hayatımın hiçbir noktasında karşılaşmadım. Yani bu konudaki benim muhatabım Aydın Bey değil. Aydın Bey değil. Şunun için söyledim.
Hocam şöyle ilginç şeyler oluyor Türkiye'de. Siz son dönemin parlak milletvekillerinden birisiniz ve Türkiye'de siyasette sözünüz dinleniyor. Şöyle bir şey benim kafamda halen bir gizem yaratıyor da o yüzden söylüyorum. Yahu bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Türkiye'de bu kadar insan varken tıpkı ilan kesici gibi merhaba diye şeye saraya ilk giden ilan kesici. Kemal Derviş AKP'nin ilk dönemini alkışlar. Bunun gibi CHP'den ayrılan küfür eder. Aydın Ayaydın da bu süreci aklamış oluyor. Şimdi ben de şunu soruyorum. Ulaşamıyoruz bir türlü kendisine. İyi de tanırım ben, o dönem konuşurduk. Aydın Bey neye kefil oldu? Niye kefil oldu? Başka tanık var mı? Bu bence gazeteci için sorun ama Sayın Erdoğan için de sorun. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Efendim inanın Aydın Bey'in bu konuda neye güvendiğini, neye dayandığını da bilmiyorum. Yalnız benim söylediğim şey şuydu. Ben bu beyefendinin Kasımpaşa futbol takımındaki arkadaşlarını gördüm. Askerlik arkadaşlarını gördüm. Beşli Çete'deki arkadaşlarını gördüm. Ben ama üniversitedeki bir kepti resmini, bir arkadaşını görmedim dedim. Yani vatandaşın sorusuna verdiğim sual, cevap bu. Tabii ki bu cevap alındı. Basına basın paylaştı. Basında paylaşması gayet normal. Önemli bir konu. Bir kez daha söylüyorum ama bakın bu konuda yorum yapmak, tanıklık yapmak mahkeme bakın bu konu mahkemeye gitse Aydın Ayaydın ben tanık olacağım dese mahkeme hayır der. Burada somut bir delil var der. Burada bir diploma, burada birinci derece muhatabımız rektörlüktür, yüksek seçim kuruludur der, tanıklığı kabul etmez. O yüzden ben Aydın Ayaydın'ın bu konudaki yorumunu ya da bu konudaki söyleyeceği cümleyi şey yapmıyorum, kabul etmiyorum. Çünkü benim peki muhatabım hukuk devletinde üniversitedir, yüksek seçim kuruludur. Son bir soru soracağım size. Sizin milletvekili olarak cevap almasanız bile birkaç olanağınız var. Bir tanesi soru önergesi verebilirsiniz. Bir tanesi yüksek seçim kuruluna sorabilirsiniz. Bir de rahatlıkla üniversitenin kapısını çalıp rektörlüğe gidebilirsiniz. Resmi olarak da sorabilirsiniz. Bu yolları denediniz mi? Yeniden deneyecek misiniz? Ayrıca bence sizin söylediğinizden şöyle bir sonuç da çıkıyor. Diyelim sistem, bu sistem içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde o ya da bu isim kazandı. Diyelim ki Ahmet kazandı. İsterse Ahmet o günkü koşullarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu diplomasını sorabilir ve bunu açığa çıkarabilir. Ve bu açığa çıktıktan sonra şöyle bir tartışma olmaz mı? Eğer Cumhurbaşkanı'nın diploması yoksa Cumhurbaşkanı olma hakkı yoktur. Dolayısıyla bütün icraatları Cumhurbaşkanlığı döneminde yok hükmünde olmaz mı? O zaman bambaşka bir yere gitmez miyiz? Bakın yok hükmünde olduğu zaman rejim bile başka bir hale gelecek. Ne diyeceksiniz? Efendim zaten bizler de milletvekili adaylığına başvurduğumuz zaman milletvekili adaylığı için belgelerimizi sunarız. Yüksek Seçim Kurulu aday olup olmayacağımıza karar verir. İşte Yüksek Seçim Kurulu da aslında daha başında bunun hakkında bir karar vermesi lazım. Ben öğrenci işlerinde merak ettiğim için Marmara Üniversitesi öğrenci işlerinde bir işim vasıtasıyla gittiğimde sordum, bilgi veremeyiz dediler. Bunu daha önce milletvekili arkadaşlarımız rektöre, Yüksek Seçim Kurulu'na sormuşlar. Onlar da cevap vermemiş. Yani aslında parlamenterler sormuş. Ben öğrenci işlerine bizzat gittiğimde bunu sordum. Hayır dedi, bilgi veremeyiz. Bir duyuma göre dedi, oradaki arşivin dedi yok olduğu söyleniyor dedi. Hayır, bir sefer bir kişi diplomasını birçok yerde kullanmıştır. 94'te adaylığında kullanmıştır. Milletvekili adayı oldu, orada kullanmıştır. Beyoğlu ilçe başkanı oldu, orada kullanmıştır. Beyoğlu'ndan adayı oldu, milletvekili adayı oldu, orada kullanmıştır. Yani bunun kaybolması gibi bir şey yok. Yani birçok yerde bu vardır ama maalesef ki biz göremiyoruz. Enver Bey bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu benim basınla paylaştığım ya da özel olarak gündeme getirdiğim bir konu değil. Bu konuyu yurttaşlarımız sordu. Her yerde de soruyor. Sosyal medyada da soruyor. Bize yolda da soruyor. Orada da verdiğim bir cevap üzerine basın bunu paylaştı. İyi ki de paylaştı bence. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'na çıkıp buna cevap vermesini ya da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na cevap vermesini, haydi onları geçtim, ya rektöre cevap vermesini istiyorum ve bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama Aydın Ayaydın'ın dediğim gibi bu konuda neye göre söylediğini Aydın Bey'in bilmiyorum. Ama burada asıl konunun muhatapları bu
Rektör, Cumhurbaşkanı, YSK Başkanı. Siz merak etmeyin, ben bugün Aydın Bey'i bulacağım. Çünkü bence siz muhatap kabul etmeyebilirsiniz ama bu kadar büyük bir tartışmada böyle bir kefalete soyunan kişi, hele de eski bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ise, bunları açıklaması gerekir. Size çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Mahir Başarır. İnşallah ileride zaten daha sık birlikte olacağız. Teşekkürler.